Toplantımıza teşriflerinizden dolayı basın mensuplarına, ilçe başkanlarıma, Cide İlçe Belediye Başkan adayıma, değerli üyelerimize, memleket sevdalarına, SDK başkanlarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Öncelikle toplantımız bizler için, partimiz için, tüm memleket ve Kastamonu sevdalıları için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Her seçim önemlidir. Ama bu seçim bundan önce yapılan seçimlerden daha önemlidir. Çünkü hem genel siyasetin hem yerel siyasetin tam bir karanlık çağını yaşıyoruz. Eline makamı geçiren o makamı hesabını yapıyor. Yetki ve güç sahipleri buldukları tüm imkanları değerlendirip haramına helaline bakmadan kursaklarından geçilmenin ahbap çavuş ilişkisi içinde kibar haliyle her türlü yolsuzluğa yol yapmayı amaç edinmişler. Haram bir saltanat sürüyorlar. Bunları bizler de milletimiz de görüyor. Maalesef bu vahim tabloyu milletçe yaşıyoruz. Herkesim şu an AKP'den ve küçük ortağından şikayetçi. AKP'nin emeklileri ezmesinden şikayetçiler. Beraber olarak şikayetçiyiz. Bugün emeklilerimiz çöplerden yiyecek topluyor. Akşamları pazarın dağılmasını bekleyip kalan artıkları toplayıp ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. İnanmayan akşama pazarın dağılma zamanına yanına fotoğrafçısını kamerasını alıp pazar yerini dolaşsın. Dilenen birçok insan var. İkinci ve üçüncü bir işle uğraşmak zorunda kalan birçok emekli var. Hayatını bu devlete vermiş emeklilerimizin onuru ancak bu kadar zedelenebilir. Bunun hesabını bütün kesimler soracak. Ama emekliler ayrıca soracak. Bunu yaşayıp göreceğiz. Yine hayat pahalılığı almış başını gitmiş. Millet ekip dikmesin diye milleti GDO'lu yiyeceklere mahkum etmek için yakıt fiyatlarını kasıtlı olarak artırıyorlar. Böyle bir ihaneti bu devlet şimdiye kadar ne gördü ne duydu. Ortalama petrol fiyatları 77 dolar civarında. Seyrederken Türkiye Rusya'dan yarı fiyatına varilini 38 dolar civarında bir rakamla alıyor. Ama milletimizi emirlerinden çıkamadığı küresel güçlerin isteği ile inim inim inletiyorlar. Kendi ceplerine gelince kendileri yüz binlerce lira maaş adı altında çok yerlerden aldıkları haram paranın sefasını sürmeyi meziyet sanıyorlar. Gelecek nesillerin laneti bunların üzerine olacak. Başkanlarımın da belirttiği gibi Kastamonu'daki diğer adaylara baktığımızda hepsinin adı şaibeye karışmış, hepsi denenmiş, ne yapıp ne yapmadıklarını bilen, rant için, koltuk için benimsemedikleri başka partilerden belediye başkan adayı çıkan milletin oyunu hiçe sayıp vekil olarak gönderdiğimiz başkan adayı halkın ona vermiş olduğu oyları çöpe atan vekil sayımızı ikiye düşüren adayı hepimiz biliyoruz. Değerli halkımızın bu belediye başkan adaylarına oy vermek mecburiyetinde değil. Çünkü artık biz varız. Memleket Partisi var. Kastamonu ve Türkiye'de bir üçüncü yol var. Bu üçüncü yol gençlerimizin, kadınlarımızın, emeklilerimizin, zor durumda olan esnaflarımızın yolu. Onlar birkaç yerden maaş alırken ezilen memur ve işçi kardeşlerimizin yolu. Bu üçüncü yol akıl, adalet, ahlak belediyecilik yolu. Bu üçüncü yol deprem ve doğal afetlere hazır bir kent belediyecilik yolu. Bu üçüncü yol rant belediyeciliği değil, memleket belediyeciliği yolu. Bu üçüncü yol engelsiz, eşitlikçi,
erişilebilir belediyecilik yolu. Bu üçüncü yol yerel kalkınma belediyecilik yolu. Bu üçüncü yol kültür, tarih, sanat belediyecilik yolu. Bu üçüncü yol beraberce sorunlara eğilerek şeffaf, dürüst, denetlenebilen belediyecilik yolu. Değerli arkadaşlar, ben sizlerden kadınlarımız, gençlerimizin geleceği için, kadın elinin değdiği temiz bir belediye için, halkımızın, evlatlarımızın, kadınlarımızın, babalarımızın, kardeşlerimizin, abilerimizin helal oylarına talibim. Memleket Partimize göre şuna defolu, şu anki defolu, nereden geldiğini, ne istediğini bilmeyen, vekil iken başkanlık isteyen bu adayları çöpe atılan oyları, boşa giden onca beş yıllarımızı herkese anlatacağım. Hepiniz de biliyorsunuz, bu defolu ve sponsorlu adaylar hak etmediği şu anki milletvekili maaşlarıyla kaybedecek 5 yıl daha bizim gönlümüz razı değil. Bunların yaptığı hiçbir işi bizim gönlümüz razı değil. İşte bu sebeplerden halkımızla, başkanlarımızla yaptığımız istişarelerle vermiş olduğumuz karar sonrası Kastamonu Belediye Başkan adaylığımızı ilan etmiş oluyoruz. Bizim gibi düşünen herkesin de Kastamonu kadını olarak ilk belediye başkanı olmam için destek vereceklerine inancım tamdır. CİDE Belediye Başkan adayımız Selahattin Baygın başkanıma da başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda da projelerimizi sizlerle paylaşacağız. Ben inanıyorum ki Kastamonu'nun bütün kadınları, bütün gençleri, Memleket Partisi sevdalıları, Muharrem İnce sevdalıları bize oy verecek ve üçüncü yol olduğunu görecek. Diğer adaylara mecbur değilsiniz. Biz üçüncü yoluz. Bunu da söylüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerinde Memleket Partisi olarak biz de varız dedik. Türkiye'mizin her il ve ilçesinde aday çıkaracağız. Çünkü gelen seçimlerde bize bölücü diye bizim parti bizi çekilmemiz istediler. Biz memleket sevdalısı olarak bölücü olmayalım diyerek genel seçimlerde girmeme kararı aldık. Ancak başaramadılar. Bu seçimlerde biz de varız diyerek meydanları asla boş bırakmayacağız. Kastamonu sevdalısı, memleket sevdalısı olarak geçmişin hesabını soracağız. Kastamonu'daki diğer parti adaylarına baktığımızda iktidar partisi adayı ve genel başkanı diyor ki bize oy vermezsiniz, yatırım alamazsınız diyerek halkımızı tehdit ediyorlar. Kendilerine 5 sene verildi. Verilen 5 senede ne yaptıkları yaptılar. Yatırımlar için gelen ödemeler nerelere kullanıldı? Siz değerli hemşehrilerimiz çok iyi biliyorsunuz. Yine iktidarın mevcut ortağı MHP kendi adayını dikte etti. Mevcut belediye başkanının ne suçu vardı, neleri eksik yapmıştı ya da yapmasına müsaade edilmemişti. Yeni adayını şovmenlikten başka ne yapıyor, belediyenin kaynaklarını nerelere kullanıyor çok iyi biliyoruz. Mevcut ana muhalefet partisi ise tek adam rejimini destekler şekilde kararlar alarak Hasan, Hikmet ve İlke üçleminde kararlaştırıyorlar. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım. Onun için yavaş da gidiyorum. Kusura bakmayın bunun için. Kendilerini meclise götüren halkın oylarını, karşılığını milletvekilliğinin sağladığı imkanlar ile seçim meydanlarında belediye başkanı olmak istiyorsunuz. Vekilliğinden istifade edip o zaman samimiyetinizi anlayalım ve hak, adalet, eşitlik görüşüne inanalım. Değerli basın mensupları, bizim adayımız şaibesiz. Bizim adayımız çalışkan,
Bizim adayımız dürüst. Bizim adayımız emekli maaşı ve Memleket Partisi sevdalarından gelen bağışlar haricinde kaynağı yoktur. Kaynaklarımız helaldir ve bu helal paraları ile seçim çalışmalarını yürütmektedir. Arkamızda ne belediyenin kaynakları ne de devletin kaynakları vardır. Değerli misafirlerimiz, sizlere dürüst çalışkan, Kastamonu için, memleket için tek derdi memleket olan başkan adayımız Ayten Urganoğlu'nu tanıtmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ayrıca Gide Belediye Başkan adayımız Sayın Selahattin Baygın Bey de aramızda. Memleket Partisi olarak çıktığımız bu yolda kendilerine başarılar diliyorum. Hep beraber memleketimiz Kastamonu için başaracağız. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Kastamonu Cine İlçesi Memleket Partisi Belediye Başkanı adayı Selahattin Baygın. İlçemizin sorunlarını çok iyi bildiğim için bu göreve talip oldum. Daha güzel hizmet ve çalışma için vatandaşlarımla hep beraber el ele vererek ilçemizin tüm sorunlarını giderebilmek için tüm hemşehrilerin desteklerini bekliyorum. İlçemizde en büyük sorunları olan yol, su, dere islahları, altyapı çalışmaları, sel baskınları, basınlarına karşı önlem alınması, sahil ve plajların temizlenmesi ve düzenlenmesi, sokak hayvanları şehir içinden alınıp barınaklarla bakılıp korunmasını sağlamak, yaşlılarımıza ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı daha güzel hizmet edebilmek için tüm hemşehrilerimizin oylarına talibim, desteklerini bekliyorum. Teşekkür ederim. Evet, biz de belediye başkanı adayımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Kastamonu Belediye Başkanı adayımız Sayın Ayten Urbanoğlu'yu dinliyoruz. Teşekkür ederim.